Biz yokluktan geldik. Yokluğun hani dibi neresidir, kime göre, nasıldır bilmem ama ben kendime göre yokluğun dibini yaşadım. İnsanın nefsine zor gelen şeyler her zaman hakkında hayırlıdır abi. Arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Yalnız bu video çok farklı bir video olacak Allah'ın izniyle. Arkadaşlar bu videoda challenge yok, ceza yok ve ödül yok. Bu videomuz kanal içerisinde ayrı bir program. Doktor bu ne de kim kimdir? Bugünkü konuğumuz, ünlü fenomenimiz, adam gibi adam. Yeni tanımama rağmen harika bir insan. İlyas Yıldır. İlyas'ım hoş geldin. Hoş geldin İlyas. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim, çok şükür abi. Sen nasılsın? Hamdolsun, Allah razı olsun. Kırmadın bizi. Ta Osmaniye'den kalktın geldin. Ben kimseye kırmıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Vallahi kişiliğin zaten 10 numara. Özür dilerim. İlk konuk ben miyim? İlk senle. Sensin. Ama şöyle, bu kanalı biz kurduğumuzda şunu yaptık, onu yaptık, challenge. Bu kim kimdir? Bizim Ahsen medya sorumlumuz. Daha böyle bir program yapalım. Yapalım ama kimi ilk alalım dedik. Yemin ediyorum aklımdan geçen ilk sen. Aslında sen ve Sefa'ydı ama ilk sıradan Tolga, Allah razı olsun. Aradı seni, kırmadın. Allah ayaklarına olsun. Sağlık, yüreğine sağlık. Hoş geldin, Sefa'yı getirdik kardeşim. İstersen ufak ufak başlayalım, olur mu? Bu arada araya girmek istiyorum, özür dilerim. Tabii ki İlyas'ı tanıyacağız ama onun haricinde zor aşamalı, kolay aşamalı sorularımız da olacak. Bakalım İlyas ne cevap verecek? Abi bizim nasıl video çektiğimizi insanlar biliyor ya. Zor bizim için, basit. Ben Mersin'de gerçekten bu kadar güzel karşılanacağımı tahmin etmiyorum. Allah razı olsun abi. Hepinizden Allah razı olsun. Senden de kardeşim. Yani kendi evimdeymiş gibi rahat ettim. Kendi ailemle berabermişim gibi rahat ettim. Hiçbiriniz yabancılık çektirmediniz. Öncelikle bunun için hepinize, tüm ekibe çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Adamsın. Şimdi abi bu insanlar tamam seni izliyorlar. Takipçin çok, fenomensin, youtubersın. Elinden her iş geliyor. 10 parmağında 10 marifet abi. Maşallah. İlyas Yıldır kimdir? İlyas Yıldır memur bir ailenin çocuğu. Babam memur benim. Din görevlisiydi. Cami imamıydı. Şimdi emekli oldu. Annem ev hanımı. 4 kardeşiz biz. Osmaniye'nin yerlisiyiz. 1986 yılında Osmaniye'de doğdum. Osmaniye'de büyüdüm. Evliyim. Bir oğlum bir kızım var. Allah bağışlasın. Allah'a şükür güzel bir yuvamız var. Rabbim mutluluğumuzu daim etsin. Araya nifak sokanlara da fırsat vermesin. Amin. 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 Abi 86 doğumluyum da maşallah daha genç duruyorsun. Öyleyim. Spor yapıyorsun. Ben babam önce daha kaydettirmiş nüfus abi. Abi şey ya, ne onun adı, sporla alakası yok. Bizim hayatımızın her anı spor zaten. Hep gerçi hem işte ambulans şoförlüğü, öbür ne öbür iş yapıyorsun gibi konusuna geldin. Yani. Ayrı bir sorum yoksa söyledim. Yok genel. Yani. Abi ben normalde 112'de çalışıyorum. Asıl işim o. Ambulans şoförüyüm, paramediyim. Kendime ait iş yerim var. İşte bir otoparkım var, oto yıkamam var, rente kar işi yapıyoruz. Şimdi bir tane de yeni sağlık kabini açtım abi. Maşallah, Allah yoluna çıkasın abi. Sosyal medya, YouTube, dizi, sinema, Rabbim güç verdiği sürece koşturuyoruz. Bu arada ailemi ihmal etmiyorum. Harika, yani bu en önemlisi, aile en baş. Peki kariyer basamaklarını anlattın ama bu seviyeye gelmek için neler yaptın kariyerinde? Biz yokluktan geldik. Yokluğun hani dibi neresidir, kime göre, nasıldır bilmem ama ben kendime göre yokluğun dibini yaşadım abi. Yani hayat çok acımasız. Acımasız insanlarla karşılaşıyorsun. Ciddi anlamda sıkıntılar yaşadık tabii. 2011 ile 2020 arası benim için yok. Hiçbir şey yok. Anlatabildim mi? Yani zor geçen bir dönem. Tabii. Tabii bu süreçte biz hiçbir zaman isyan etmedik abi. Yani dua ettik, sabrettik, azmettik, çalıştık. Gece gündüz. Yani aslında bünye alışık yıllardır böyle gece gündüz çalışmaya. Tırnaklarımda kazıya kazıya derler ya tabiri caizse. Öyle tırmana tırmana hiç kimsenin hakkına göz koymadım. Helalimden, azimle, mücadeleyle, kimseye böyle yan gözle bakmayarak işimize gücümüze adapte olduk. Elhamdülillah Rabbim de bu emeklerimizin karşılığını veriyor. Çok vermeye de devam ediyor. Hayat bir yay gibi abi. Yani yayı geriyorsun abi, ok gibi fırlıyorsun. Fırlıyorsun ya. Evet. Ben abi gerildim. Şimdi elhamdülillah Rabbime şükürler olsun. O gibi fırladık. Güzel de gidiyoruz elhamdülillah. Çok şükür. Maşallah. Allah daim etsin kardeşim başarılarını. Şunu çok merak ediyorum aslında ben. Yani şimdi hani 112'de çalıştım dedin. Şunu yaptım. Gece gündüz çalıştım. YouTube'a nasıl başladın? Vallahi YouTube'a nasıl başladım? Şimdi normalde Sefalar Vine çekiyorlardı. Ufak tefek fikirler vererek böyle beni bir videoya davet ettiler. Ondan sonra baktım ya izleniyorsun. Hoşuna gidiyor falan. Ondan sonra oyunu da veriyorsun. Aslında hakkını da veriyorsun. Hani İlyas Yıldırım fıtratında şu vardır zaten. Ne iş yapıyorsun abi? En iyisi olmalısın. Bu aslında başarının şeyi aslında. Anahtarı değil mi? Ne iş ya? Aynen o. Ne iş yapıyorsam en iyisi ben olmalıyım abi. Temizlik mi yapıyorum abi? En iyi temizliği ben yapmalıyım. Ambulans mı kullanmalıyım? En iyisi ben olmalıyım. Yani benim böyle bir fıtratım var. Bunun dışına çıkamıyorum. Ondan sonra Vine'lara falan davet edildik. Oynadık. Sonra Osmaniye'de Sefalar bir sinema filmi çekiyorlardı. Sinema filminde bürokrasiye biraz fazla hakim olduğumuz için bu arada ben bir derneğin il başkanıyım, bir sendikanın genel başkan yardımcısıyım. Sektörümde de yani kendi mesleğimde de
farklı dallarda ilerledim çok şükür. Sinema filminin yapımcısı işte bazı takıldığı yerler oldu. Oralara destek olduk, yardımcı olduk falan. Adam dedi ki abi sana bir rol vereyim mi dedi. Hani isteyemiyorsun abi. Bir şey ben isteyemem. Ya teklif dedim, gelirse. Heh, gelirse. Dedim abi olur. Sonra dedi ki bir ambulans şoförü şey var. Ambulans sahnesi vardı. Abi sen oraya yazdın. Tamam abi benle alakalı sıkıntı yok. O facia işte filminde ambulansın çarptığı adam evet. Benim abi. Orada başladık. Çok hoşuma gitti. Tabi bu süreçte ben insanlar analiz ediyorum. O an olay oldu bitti heyecanına kapılıp gitmiyorum. Ne yapıyorum? Analiz ediyorum. İnsanlarla iletişimimi iyi kuruyorum. Diyalog mesela o daha yıllar olmuş facia üstü sinema filmi çekileli. O setteki insanlarla hala samimi bir şekilde görüşüp hala böyle onlar mesela proje olduğunda bana sunabiliyorlar. Davet edebiliyorlar. Böyle bir ikili diyaloglarımız oldu. Ondan sonra da öyle devam ettik. Tabii bu arada bir şey oldu bizim. Tamamen YouTube'a girişimiz. Ben Suriye sınırında görevdeydim. İşte Mamiler sefalarla ayrılmışlar. Mami yeni bir ekip kuracak. O ara davet ettim Mami. Ben de geldiğimde başlayalım dedim. Başladık. Güzel de oldu. Allah'a şükür güzel bir kitleye ulaştık. Yani insanlara kendimi sevdirebildiğime inanıyorum. Tabii tanımayanlar sevmiyor. Ta ki iletişim kurana kadar. İletişim kurunca olay tamamen değişiyor. Ha şimdi şu benim çok hoşuma gidiyor mesela. Ben çok ünlüyle karşılaşıyorum. Çok YouTuber'la tanışıyorum, görüşüyorum. Ya yolda giderken mesela ya şuna işte bilmem ne falan küfrediyorlar ya. Ya beni görünce böyle samimi yaklaşıyorlar, selam veriyorlar, konuşuyorlar, sohbet ediyorlar ya. Ya adam tepkiliyse bana tepkisini yüzüme de söyler değil mi? Yani. Bak burada mesela Mersin'de yaşadım abi. Bir tane abi yemek yiyorduk. Bir tane abi de bu arada yemek de ısmarlamadı onu da söyleyeyim. Aç kaldık Mersin'e geldik. Ekip. Tamam. Ekip. Abi yemek yiyorduk. Bir tane arkadaş geldi böyle. Hani yaşı belki benden büyük. Ben yaşlarda da olabilir. Abi bir şey söyleyeyim mi sana dedi. Gerçekten dedi ben senden gıcık alıyordum dedi. Neden dedi olduğunda dedi sana söyleyeceğim dedi. Seni dedi tanıdım dedi. Videolarını izledim dedi. Canlı yayınlarına katıldım dedi. Abi 10 numara adamsın dedi. Seni seviyorum dedi. Neden senden gıcık almış? Daha önce biz Mamilerle beraberdik ya. Hepsini izledim. İşte ekipten ayrılmayı bana bağladı millet. Anlatabildim mi? Anladım. Ben ekibi satıp gitmiş moduna büründüler. Halbuki öyle bir şey yok. Benim iş yoğunluğum çok fazlaydı. O zaman pandemi döneminde çok aşırı yoğun çalışıyorduk. Bir de sağlık çalışanı çok ağır yüküz var. Çok ağır çalışıyorduk. Mesela nöbet tutuyorduk. Ondan sonra aşılamalara gidiyorduk. Ben 3 ay evime giremedim abi. Çünkü çocuklarıma COVID bulaşmasın diye ben abi sürekli başka yerlerde kaldım nöbet harici. Şimdi ben evime giremiyorum aileme zarar vermeyeyim diye. Onlar da benim ekip arkadaşlarım, ailem. Onlara nasıl zarar vereyim? O da aile sonuçta. Sonuçta gidemedim videolara. Sonra Mami ile anlaştık, ayrıldık biz. Ya kötü ayrılmadınız. Yok abi kimseyle kötü değiliz. O stüdyo senin genelinde var onu biliyorum. Ne mutlu sana. Eyvallah abi. Bu arada bir soru soralım mı? Sor abi. Misafirimiz çok da basık yok. Çayını içsin dedim. Çok fazla baskı kuruyorum. Yok sıkıntı yok abi. Soracağım bir tabii ki. Ya baskı altında değil zaten. Ya ben rahatım abi sıkıntı yok. Ya ama bunlar daha ne ikide? Beni buraya araya sıkıştırmış olabilirsiniz ama dışarıda benim ekip arkadaşlarım var. Hepsi başlar. Adamsınız. İnsanlarda kaç kemik vardır? 206. Yanlış soru. Yanlış soru mu? O soru bende yok. Hadi ya. Yok sağlık çalışsanızın diye o soruyu soruyorsan. 206 abi. Tebrik ederim. Evet cevap 206. Ya biz buna şey yaptık ya bir challenge yaptık bunları da o yüzden. Kendi orijinal sorumuza geçelim. Acaba işine hakim mi? Kendi aynen. İşine aynen. Hakim aynen. Hakimmiş. YouTube, gerçek anlatan YouTube vardı ama pandemide patladı gitti. Evet. YouTuberlar özellikle. Şimdi gençler herkes heves etti. Biz de heves ettik. Şimdi yalan söylemenin gereği yok. Bu yaştan sonra biz de hani bir şeyler yapalım, keyfimize göre eğlenelim dostlarımızla. Her zaman yaptığımız şeyler aslında. Evet, evet. Şimdi bu gençler, yeni gençlerimize nasıl tavsiyelerde bulunabilirsin? Fıtratımı söyleyeyim. Kendi çocuğuma izletemediğim videoyu çekmek istemiyorum. Önceliğim bu. Nedir? Bunun içerisinde küfür, belaltı, ne bileyim işte farklı yönlendirme, kötüye yönlendirme. Ya şimdi herkesin bir çocuğu var. Şimdi benim kanalıma girin abi. Benim kanalımda bir tane küfür göremezsiniz. Duyamazsınız. Neden? Beni izleyen insanlar sadece çocuklar değil mesela. Aile olarak izliyorlar. Çocuklara mesela yeni nesile iyi örnek olmak lazım. Evet. Biz bu şekilde yetiştirildik. Biz ahlaklı bir şekilde yetiştirildik. Benim babam Rabbim ömrünü uzun eylesin. Amin. Annem Allah razı olsun ömrünü uzun eylesin. Allah uzun eylesin. Bizi öyle yetiştirdik ki abi hani böyle baskıyla falan değil. Oğlum şu doğru şu yanlış. Hangisini yapmak istersen. Şunu yaparsan şöyle sonuçlar olur. Bunu yaparsan böyle sonuçlar olur. Kararı sana bırakmışlar. Haramı öğretmiş, helali öğretmiş, Allah korkusunu öğretmiş, ataya dedeye saygı öğretmiş. Biz bu şekilde yetiştirilmişiz. Mükemmel ebeveyn. Bu şekilde yeni nesile niye örnek olmayalım abi? Yani ben mesela ortamda görüyorum. Çok üzülüyorum abi. Çocuklar çok farklı yerlere gidiyorlar. Bunlar da tabii nedir? Sosyal medyadan, oradan buradan, çevreden gördükleri şeyde çok çabuk etkileniyorlar. Kesinlikle bu işi yapmak isteyenler var. Küçük yaşta da yapmak isteyenler var. Yapabilirler abi. Saha geniş. Ama öncelikleri ne ya abi? Ben şunu söyleyeyim. Rahmetli Yakup Yavru, Allah rahmet eylesin. Bana hep şey derdi. Oğlum tamam sen oyuncu olacaksın onu anladık. Ama bir yerde bir kazanın kaynasın. Bir yerde bir işin sabit bir bileziğin olsun ki en azından kafan rahat bir şekilde gidip
YouTube videosu çek, gidip oyun oyna bilmem ne, işte diziye sinemaya katıl. Bu çok önemli derdi. Evet. Bak biz derdi mesela bir ay iş bulamayalım, ekmeğe muhtaç kalıyoruz derdi. Bizim sadece işimiz bu dedi. Telefonun başında bekliyorum. Bir arayacak da bir senaryo gönderecek de anlaşırsak para kazanacağız. Yoksa yok. Aramadın geçmiyorsun. Ha şimdi genç kardeşlerimiz işte küçüklükten başlıyor. Abi okulunu okusun, işini eline alsın. Eğitimi bırakmasın. Eğitim abi önemli. Sabit bir iş olsun abi. Bu işe ekstra. Ben niye bu kadar rahatım abi mesela? Ben niye bu kadar rahat çalışıyorum? Çünkü benim sabit bir yerden gelirim var. Sosyal medyadan gelmiş gelmemiş ben oraya bakmıyorum abi. İnsanları nasıl güldürebilirim? Nasıl faydalı olabilirim? Daha çok kişiye nasıl faydalı olabilirim? Nasıl örnek olabilirim? Bunun mücadelesindeyim abi. Yani kesinlikle gençlerimiz, genç kardeşlerimiz bu şekilde yapmaları hem kendilerinin hayrına olur hem ailelerinin hayrına olur. Çünkü ortam o kadar kötü ki abi. Çok çabuk insanları kandırabiliyorlar abi. Aynen aynen. Hazır YouTube'dan ve gençlerden bahsetmişken genç YouTuber'lara tavsiyen nedir? Abi zaten herkes kendi yolunu çizmiştir. Şimdi ben YouTuber olmuş insanlara bir şey diyeyim mi? Allah herkesin yolunu bahtını açık edesin. İnşallah herkes istediği yerde olur. En üst seviyede olur abi. Benim mesela ben sizi burada tanıdım. Tolga abiyle önceden tanışıyorduk zaten. Ben isterim ki abi en iyisi siz olun. Allah razı olsun. Siz iyi olduğunuz zaman bana bir zararınız olmaz abi. Bir faydanız olur. Fayda olur abi yani. Hani. Ama bu şu an ortam nasıl biliyor musun abi? Mesela Tolga abi biraz böyle benden ön plana çıkıyor ya. Hop tepesine bastırıyorsun. Ayağını kaydıralım. Ha, tepeden bastırıyorsun, ayağını kaydırıyorsun abi. Gitmesin. Niye? Ya gitsin abi. Gitsin. Bu adam milyonlarca takipçi sorunca bana ne zarar olacak abi bu adam? Faydası olur abi, yormasın. Hayır şu YouTube yani sosyal medyada şöyle bir şey mi var? Mesela bu adamı izleyen izleyen kitle beni izleyemiyor gibi bir kitle bir şey mi var? İzlemeyeceğim ya da senin mi linç edecek? Yani bir şey yok. Beni var. İzleyemiyor diye bir şey mi var? Bir kural mı var? Yok. Yok. Abi bu adam yani o adamı da izler, beni de izler. Yarın bir gün beraber proje yaparız bilmem ne falan. Ben bunu kendi menfaatim için söylemiyorum. Bütün samimi genelleme sen söylüyorsun. Kim olursa olsun abi emeğinin karşılığını sonuna kadar alır inşallah abi. Herkes herkes en üstte en üst olsun abi. En sonun bir üstteki soruyu sana bırakırım, ben başka bir soru soracağım. Olur mu? 6 numarayı sana bıraktım. Ondan önce ben araya bir soru daha sormak istiyorum. Yani bunu mutlaka sormam lazım. Ama misafirimiz beni aç bıraktı diyorlar. Şuraya pasta koymuşlar gösterişten. Soru sürekli soru yağmuruna tutuyorlar, pasta yedirtmiyorlar. Kardeş bir parça ekmeğin içine koy da bunları, ben ekmeğin yani, arasında yiyeceğim bunları biraz sonra. Ya da ben o soruyu en son sorayım. Gidelim alalım. Bugüne kadar YouTube platformundan en fazla ne kadar kazanç elde ettin? Söylemek zorunluluğun yok, paylaşırsan da seviniriz. Yani YouTube'dan mı sadece? Evet. Yani ilk başlarda çok iyiydi. Yani çok iyi dediğim şu anki şartlara. Mesela ben ilk paramı YouTube'dan 20 bin lira çektim. Yok abi o kadar. Yani hani abartıldığı kadar değil. YouTube'dan o kadar kazanç. Şimdi niye? Ben düzenli video atsam olur. Takipçim artar, para gelir ama benim şimdi 2 ay video atmamışım abi. Erişimim düşmüş. Mesela 2 ay önce attığım video 300 bin izlenmiş. Şimdi attığım video 10 bin izlenmiş. Algoritma düşüyor abi. Düzen istiyor YouTube. Onun için ben de çok yoğun olduğum için düzenli atamıyorum. Montajcı sıkıntı, o sıkıntı, bu sıkıntı. Yani videoyu çekince iş bitmiyor abi. Videoyu çekiyorsun, montajcıya gönderiyorsun. Göndermesi bir gün sürüyor abi zaten. Aynen, montajcının işi devam ediyor. Aynen, montajı yaptı, 3 günde de o gönderdi abi bilmem ne falan. Artık böyle hani her şeye çok fazla kafa yorunca biraz mod da düşüyor. Düşüyor, aynen öyle. Ama elhamdülillah kazanıyoruz. Çok şükür. 3 aşağı 5 yukarı. Allah yani, çok versin. YouTube oluyor, diğer platformlar oluyor. Kazanıyoruz elhamdülillah. Kimseye muhtaç değiliz. Biz daha kazanamıyoruz. Yapıyoruz. Kazanırsınız inşallah. Ya dedim ki biz hani kendimiz iş yerlerimiz var. Biz ayrı bir yerdeyiz. Zaten hep beraberiz bu ekiple beraber. Onun için kafamız rahat. Çok rahat. Yalan söylemenin gereği yok. Rahat. Bir soru daha soracağım. Hayalin ne ya? Abi benim hayalim şu. Allah'a şükürler olsun. Bu zamana kadar bütün hayallerimi yaşadım. Bütün bak eksiksiz diyorum. Yaşadım hayallerimi. Abi büyük bir oyuncu olmak. Dizide ya da iyi bir sinema filminde. Özür dileyerek burada lafını kesiyorum. Hani oyuncu olmak ama oynadığın diziyi veya dizileri de hani söylersen bu şey içerisinde. Abi ben Diriliş Ertuğrul'da oynadım. 2,5 Mafya'da oynadım dizi olarak. Sinema Facia 300'de oynadım. Karışma Bende de oynadım. Yani böyle oyunculara bakıyorsun hani mesela çok örnek aldığım oyuncular var. Çok böyle karakteri, kişiliği oturmuş oyuncular var. Çok egoist oyuncular da var. Yanına yaklaşılmayacak, konuşamayacağın oyuncular da var. Ben öyle değil ya, böyle nasıl söyleyeyim? Ya insanlar beni gördüğü zaman böyle yüzünde bir tebessüm olur. Ya insanların gönlünde hoş bir seda bırakabileyim abi. Bir de kendi sinema filmimi çekeyim. Sinema çekeyim derken yönetmen mi olmak? Yapıp ya da senaryoyu yazayım. Her şey bana ait olacak. Yapıp oynayacağım. He. Yani her şey sana ait olacak. Yönetmen
yönetmenlik değil. Film benim yani. Anladım. Senden her şey sana ait olacak. Yani aynen. İz bırakanlardan olmak istiyorsun. Kesinlikle abi. Ya şöyle İlyas Yıldır dediklerinde insanlar var. İz bırakmak, Allah razı olsun. İz bırakmak istiyor. İz bırakmak istiyor ve biz de bıraktık. İz bırakmak istiyor ve bıraktı. Allah razı olsun. Tamam, patilerini çek bir dakika. Çektim. Abi o zaman ben de şuradan göstereyim bak. bu da bizim ona yaptığımız. Ha. Bu da bizim ona yaptığımız. Bu izi de onlar bana bıraktı. Bak abi şuna bak ya. Moderatörümüz oradan şu an gülüyor. Anlatabildim mi? Şimdi kendiler bana bunu yapmış. Ben kendilere ufak bir... Müdürüm. Arkadaşlar. Görmen lazım. Ağda yaptılar. Ağda. Bana böyle görmen, ağda yaptılar. Sıcak, soğuk. Bütün ağdalar yaptık. Bu yara da biraz önce şeyden korku evindeki videodan oldu. Soruya cevap vermek zorunda değilsin. Ben senin videolarını izlerken sana eski ekibinde sana bir pusu kuruldu. Saçın, sakalın. Ya sormak bilmiyorum. Müdürüm arka tarafta. Müdürüme dedim ki izle dedim. Sadece izle dedim. Müdürüm izledi. Yemin ediyorum var ya gözleri doldu. Şu arkadaşım. Eyvallah. O saça nasıl kıyıldı ve aslında soru şu. Sen o aslında ikinci bir diziye sözleşme imzaladın mı imzalamadın? Evet, imzaladım. Kuruluş Osman'la. Kuruluş Osman isim vermek istemedim ama o rahatlıkla verelim. Evet. Kuruluş Osman'la sözleşme imzaladın, doğru mu? Evet abi, anlaşmalarımızı yapmıştık. Maalesef kısmet olmadı. Peki bunu isim vermeyeceğiz ama gerçi belli de ekip arkadaşlarım biliyor muydu imza attığını? Yani anlaştığımı söyledim. Abi mevzu şu aslında. Ben ona da kızmıyorum. Cevap vermek zorunda değilsin ama bu benim içimde ukta kalmasın diye. Bir berber olarak, bir kuaför olarak ben izlediğimde şahsen yapmazdım. Biz kendi aramızda konuşuyoruz videolar çekerken. Ben her seferinde söylüyorum. Bu işlere girmeyelim. Yani saç kesmeymiş, sakal kesmeymiş. Belki Cüneyt diyorum. Cüneyt'i danmış olduk bu arada. Cüneyt'cim. Selamlar. Mustafa bazen böyle bir şaka falan yapıyor ama hakikaten seni izlediğimde emin ol çok kötü oldum ya. Evet abi. Ama şöyle kesmeden fark var. Hemen sana lafı veririm. Kesmeden kesmeden fark var. Bu şekilde kesim olmaz. Abi sadece kesselerdi sıkıntı yok. Onu diyorum ben de. Saçı yaktılar. Ben hala da tedavi alıyorum. Tolga abi mesela bugün önümde çok güzel fırsat vardı. Bu biraz önce gösterdiğimiz ağda meselelerinde. Adam tam böyle bacağıma benim ağdaya sürerken orada benim de elimde ağda var yani. Yemin ediyorum buğdayla beraber bekledim. Yani kafasına geldi diye. Yapıştırabilirdim aslında. Tabii, çok rahat yapıştırabilirdim ama. Kesin dedim yapıştırdı. Kıyamadım. Vallahi billahi. Yani, çünkü kendinden kıyamadım. Dolayı. Ben kendim. Saç sakal benim hassas noktam arkadaşlar. Tamam onlar oldu evet. Arkadaşlarım bana böyle bir kışkırtma yaptılar. Benim canımı yaktılar. Beni üzdüler. Belki çok büyük olacak şeylere engel olundu. Ama hiçbir zaman üzülmedim. Niye? Ben her zaman şunu söylerim. Benim büyük oyuncu olmam, çok para kazanmam, çok güzel yerlerde olmam kişiliğimi değiştirecekse, benim yuvama zarar verecekse, ben benliğimi kaybedeceksem, ya Rabbi bana kısmet etme diye dua ediyorum. Harika. O orada engel oldu. Demek ki bunlardan bir tanesi olacakmış ki böyle oldu. Ben şükürler olsun diyorum Rabbime. Beni böyle koruduğu için şükürler olsun diyorum. Şunu söylerim her zaman, uygularım da. Bakın insanın nefsine zor gelen şeyler her zaman hakkında hayırlıdır abi. O benim nefsime gerçekten çok zor geldi ama benim hakkımda hayırlısı oydu bence. Çünkü Allah korusun evet. Belki yuvam yıkılacak. Bir şey değil, bir nusibet bin nasihattan iyidir yani. Aynen. Bunun bu da şey senin oldu. Ne kadar iyi bir kişiliğe sahip olduğunu ve ne kadar az bir egoya sahip olduğunu çok gösteriyor. Hocam. Abi Mersin'e geldiğimden beri ne içersin ne içersin kimse demiyor açmış. Afyon'a gittik abi. Ne içersin? Bir festival var. Ne içersin dediler. Yok. O diyor ki Afyon'un sucuğu nasıl? O diyor ki Afyon'un sucuğu nasıl? Yemedim demem. Hiç seslenmiyor. Şey mi bu? Yerini özür dilerim. Savuna girdiğiniz dönem mi anlatıyorsun? Aynen. Onu hiç seslenmiyorum abi. Bir tane oradan yerel TV kanalı beni canlı yayına alacak abi. Yanımda belediye başkan yardımcısı var. Fuarın organizatörü var. Fuar organizatörü arkadaşım var. Sürekli beraberiz. Bir kişi daha var. Ben basından birileri. Bir dedi ki İlyas Bey bir şey sorabilir miyim dedi. Buyurun dedim. Afyon sucuğu mu dedi. Kayseri sucuğu. Kesinlikle Kayseri dedi. Çok oldu. Ne olsun dedi ya. Dedim ben abi Kayseri'nin sucuğunun tadına baktım. Biliyorum. Bunun tadını bilmiyor musun? Bir lohma sucuk vermediniz ki dedim. Bir haftadır buradayız. O diyor ki nasıl o diyor ki ne? La bir dattın da sorun ya. Birini de dattırın da. He valla. Bana da buraya geldiğimden ben tantuni nasıl tantuni? La yemedim. Yok İzin yok. Peki pastayı veriyorlar. Bir defa burada o da konuşturuyorlar yiyemiyor da. Kardeş bir parça ekmek ver de şimdi arasına bakayım. Ekmek getir. Ama yok bak burada hata bizim lavaş değil. Lavaş varsa lavaş. Kanka, ah ya o işe utanma da yok. Hayır. Biz dün gece Rıdvanların evinde dedik ki şahitsin müdürüm. Dedim ki saat 6-6.30 gibi gelirsiniz. Abi ben söyleyeceğim yemeğimizi. Lütfen konuya devam edebilir misin? Ders evinde lafı sokup sokup duruyor ama sen. Açsan kardeş vallahi yemek şey yedirik. Abi daha nasıl haykırayım bağırıyor burada açım adam. Aa, burada kanala diyor ki açım ulan açım aç. Allah aşkına bir yemek yedirik. Tantuni nasıl tantuni nasıl? Tantuni yok, abi. Yok iyi değil abi. İyi değil tantuni iyi değil abi. Bizde haber şey şeffaf. Bizde yok. Burası Doktor Buna kanalı. Ama abone olmayı unutmayın. İlyas abone hangi taraftaydı ben bunu
bilmiyorum hani yaparken. Sağ taraf oluyor değil mi? İstediğin yere koyabilirsin abi. Yani. Abi ben sana son sorumu da sorayım. Doğru abi. Çok çok YouTuber'larla oynadığın, işte efendime söyleyeyim aktörlerle oynamışsındır. Herkesle oynamışsın hemen hemen. Anladım. Sefa'yla aran nasıl? Sefa'yla biz kardeşiz abi. Sefa'nın yeri bende bambaşka. Çünkü ahde vefası gerçekten çok yüksek. Egosu hiç olmayan. Ya en azından bana karşı. Abi ne iş yaparsam ya. Kabin açtım dedim. Adam hasta değil geldi serum taktırdı abi. Siftahımız olsun diyor. Reklamını yapıyor. Ya gerçekten mükemmel bir çocuk. Arka tarafta şu anda 12-13 kişi var. Misafirimize yemek getirmemişler. Hani Mersinliler çok misafirperverdi. Hani öyle diyordunuz. Ama Rıdvan kardeşim Allah razı olsun. Rıdvan kerretim. Bizim karnımız, aç karnımızı doyurdu. Yedirdi, içirdi. Sağ olsun Mustafa abi. Sizin moderatörünüz var ya müdürünüz. Ne yaptı bütün müdür? Ne yaptın merak etme. Rıdvanlarda yemek yiyoruz ya. Ben anlatacağı şeyi bildim. Çok güzel yemekler var böyle farklı farklı tamam mı? Sen anladın ben de önünden anlatacağım şimdi. Abi ne oldu biliyor musun? Şimdi diyorum ki ulan acaba doyabilir miyim? Çok açım çünkü daha kahvaltı yapmamışım. Akşamı geç vakti. Senin moderatörün diyor ki müdürün. Bir de yanına oturdu senin. He. Sana da yemek kaldı ben tokum dedim. Ben tokum tokum. He şöyle zorla sıvıştım yer açtım işte. Ya dedim gel otur hani ye bir şeyler. Yok abi ben tokum dedi. Ha gel gel dedim. Neyse bir tadına bakayım dedi. Abi beni de ittirdi. Sığamadım da yan döndüm. Ulan abi yetişemiyorum adama yetişemiyorum. Hani söylemese lahmacunu çift çift duruyorum yetişemiyorum abi. Adam orayı öttü çıktı. Sonra bana bulaştı. Dedim ki. Seninkinden de alabilir. He dedim ki sen hani dedim karnın toktu. Sakın abi daha aç benim yanıma oturma dedim. Aç değil. Sinan şahit. Arabayla geliyoruz. Ben Rıdvan Güler aradım. Dedim siz yemek yediniz mi? Bir gevelediler. Tamam kapatın dedim. Gidiyoruz 3 kişiyiz. Ben, Sinan bir de moderatör müdürümüz. Abi de oturduk. Toplamda 5 tane mi 6 tane döner yedik biz. Gelirken yedi zaten bu. Evet, evet. Zaten ben fark ettim mi? Sandalyede otururken onu izliyordum. Abi, nasıl yiyor hayret zaman, ettim. Abi o zaman şükürler olsun diyorum ben kurtulmuşum orada. Allah esirgesin bir aramı kolumu kapsa araya gideceğim. İlyas'ın önündeki lahmacun bitti. Sonra bana dedi ki Tolga abi dedi oradan da alabilir miyim? Gördüm zaten. İlyas'ın maşallah maşallah. Sonra dedi ki lahmacun güzelmiş ya dedi biraz daha yok mu? Tövbe yarabbi tövbe. Dünyayı yedi. Şaka bir yana gerçekten moderatörümüz de 10 numara bir adam. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Allah hepinizin sözü sana bırakıyorum Mustafa'cığım. Kral ayağına, yüreğine, emeğine sağlık. Allah harika Allah bir insansın. Abi. Seni tanıdığıma gerçek anlamda memnun oldum. Bu o, gerçek gün mü bu? Yapay. Moderatörümüzün eşinin el emeği. Allah razı olsun. Şunu yengenime de çok teşekkür ediyorum. Eline emeğine sağlık. Allah hakkınızı helal edin. Abi şeref verdin. Harika bir son insansın. Sözlerini alalım. Bir cümleyle bitiriyorum işi. Şu güzelim memlekette herkes birbirine saygı gösterse ve buna birazcık da sevgi eklesek koskoca bir aile olur. Rica ediyorum herkes birbirine saygı gösterip birazcık da sevgi eklesin. Bu kadar kavga, gürültü, düşmanlık olmasın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şahsım, teşkilatım ve milletim adına. Abi ayaklarına sağlık. Abi emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Arkadaşlar inşallah mutlu kalırsınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yoruma şey de yazabilirsiniz. Bundan sonraki hangi fenomeni konuk alalım diye. Kendinize iyi bakın. Hoşça ve dostça kalın. Allah'a emanet olun.